Türkiye'nin Soros'u durumunda olan kişinin havası çıktı meydana. Bağlantılar çıkıyor meydana. Ya siz kime neyi yutturuyorsunuz ya? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Soros'u diye hedeflediği kişi 18 Ekim 2017'de gözaltına alınan Osman Kavala. Kavala birçok kesim tarafından yıllarca şüpheyle yaklaşılmış biriydi. Ve onlara göre gözaltısı bu şüphelerine cevap olabilirdi. Hadi gelin iktidara göre tüm kötülüklerin Türkiye şubesi olan Kavala'nın kara komediye dönen yargılama sürecine bakalım. Kavala gözaltına alındığında ona neyle suçlandığı söylenmemişti ama o neyle karşı karşıya olduğunu biliyordu. Gözaltına alınmadan tam bir ay evvel 19 Eylül 2017 tarihli Yiyek Vücut adlı internet sitesindeki teftiş bölümünde onun hakkında bir yazı dizisi başlamıştı. Osman Kavala'nın Merak Uyandıran Hikayesi başlıklı dizi, Osman Kavala Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görmediğini düşündüğümüz bir iş adamı cümlesiyle başlıyordu. Dizide onun iş ve sivil toplum ilişkileri üzerinde duruluyor. HDP, PKK, Soros, Açık Toplum Vakfı, Ermenistan, Kürtler, AB ve ABD diye devam ediyor ve sorular sorularak bitiriliyordu. Dizi merak uyandıran bilgileri ard arda sıralamıştım. İlk bakışta bu dizi büyük bir gazetecilik başarısı gibi görünüyordu. Zira Kavala hakkında savcılığın bir çalışması olabilirdi ve Yek Vücut bunun bilgisini önceden almış ve özel çalışmalara imza atıyordu. Kimindir bu site diye baktığımızda Hakkımızda bölümünde sadece Yek Vücut bir Boğaziçi küresel projesidir yazıyordu. Haber sitesi değil, bir projeydi. Sahibi ise son yılların tartışmalı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'ydi. Bu merkez adını Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifaya mecbur kaldığı dönemde duyurmuştu. O dönemde internette yayınlanan ve Başbakan'ı hedefe koyan Pelikan Dosyası isimli bir yazı sonrası adları Pelikanlar olarak anılmaya başlamıştı ve iktidara yakınlığıyla biliniyordu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu merkezi ziyaret bile etmişti. Erdoğan açıklamalarını ve iktidar medyasının yayınlarını da işin içine katınca bu merkezin savcılıktan önce Kavala üzerinde çalıştığı ortaya çıkıyordu. Zira Kavala gözaltına alınmasından 14 gün sonra tutuklanmıştı ama ne dosya ortadaydı ne de iddianame. Sadece iktidar medyasının yayınları vardı ve neredeyse hepsi Yek Vücut'un dizisine dayanıyordu. Kavala 19 Ekim'de adı bu merkezle de birlikte anılan Hilal Kaplan'ın yazısında HDP'nin seni başkan yaptırmayacağı sloganının mucidi olarak gösteriliyor. Bir Gün gazetesini finanse eden Kızıl Soros deniliyor. PKK'nın hapisteki lideri Öcalan'a selam ilettiği yazılıyor ve karmaşık ilişkileri var denilip yakında daha fazlası da ortaya çıkar diye bitiriliyordu. Anlayacağınız en zoru. Yani kokteyl suçlamalar Kavala'nın karşısına çıkarılıyordu. Osman Kavala eğer bu kadar tehlikeliyse neden şimdiye kadar harekete geçilmedi? İktidara göre Türkiye yeni yeni bağımsız bir ülke olabildi ve içeridekilerle nihayet hesaplaşabiliyordu. Aslında burada değişen Kavala değildi. AK Parti ve onun politikalarıydı. Bunu anlamak için biraz daha geçmişe inelim. Osman Kavala 1980'lerden itibaren medyanın ilgisine mazhar olmuş bir iş adamıydı. 90'larda sivil toplum içerisinde yer almaya başlamıştı. Ama onun asıl değişimi AK Parti ile aynı döneme denk gelmişti. 2002'de yani AK Parti'nin iktidara geldiği yılda Anadolu Kültür Vakfı'nı kurdu. Uzun yıllarda Kürt sorunu, Ermenistan ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi derken yaptığı her şey AK Parti'nin yaptıklarıyla eşleşiyordu. Ancak 2013 yılındaki gezi olaylarıyla AK Parti yönünü değiştirince veya değiştirmek zorunda kalınca Kavala göze batmaya başladı. Üzerine de Fethullahçılarla savaş ve 15 Temmuz darbe girişimi gelince Türkiye'deki demokratik standartlar iyice daralmaya başladı. Dış düşman, büyük oyun, üst akıl söylemleri sınırsızca devam ederken Kavala'nın duruşunu değiştirmemesi onu hedefe koymuştu. İktidara göre artık o tüm kötülüklerin Türkiye şubesiydi. Ama asıl neden yine başkanlık sisteminde düğümleniyordu. Kavala başkanlık sisteminin otoriter bir yönetime evrileceği endişesini yaşıyordu. 2013 yılında Milliyet gazetesinde yayımlanan İmralı zabıtlarına göre BDP üzerinden İmralı'da yatan Öcalan'a bir mesaj iletmişti. Bu mesajda başkanlık sistemi hakkındaki endişeleri vardı. İktidar BDP-HDP'nin başkanlık sistemine yol vermesini bekliyordu. Ama olmadı ve bu stratejisini engelleyenlerin başında Osman Kavala'yı gördü. Şimdi her şey değişmişti ve
Erdoğan başkan olmuştu. Tüm bunlarla birlikte bir de Batı dünyasında itibarı olan Kavala'nın tutuklanması Türkiye'nin yeni dış politika enstrümanlarından birine de hizmet edebilirdi. Yani Rahip Brunson Deniz Yücel davalarında olduğu gibi Batı ile bir pazarlık unsuru olabilirdi ve Kavala Silivri'ye gönderildi. 6 Kasım 2017'de Kavala ilk açıklamasını yaptı. Tutuklanmasının Erdoğan'ın ona Türkiye'nin Soros'u demesinden sonra olduğuna dikkat çekti ve benim tutuklanmam iktidarın muhalifleri yönelik saldırısının bir parçasıdır dedi. Erdoğan 21 Kasım'da Gezi olaylarını darbeyle bir tutarak şu cevabı verdi. Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Türkiye'deki temsilcisi de aynı şekilde babadan zengin, bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp bölen, terör eylemlerine karşı her türlü desteği veren, şimdi içeride. Suçu olmayan, herhangi bir şeye karışmamış olanı niçin kalksın da bizim yargımız içeri alsın? Erdoğan topu yargıya atmıştı. Şimdi uzun bir yargılama süreci başlıyordu. 29 Aralık'ta Kavala'nın avukatları mahkemesiz tutukluluk nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yıl devrilip 27 Nisan'ına geldiğimizde Anayasa Mahkemesi başka bir kararını dayanak göstererek duruşmasız tutuklamanın hak ihlali olduğunu açıkladı. Ancak bu rapor yerel mahkeme tarafından kale bile alınmadı. Bunun üstüne Kavala 7 Haziran'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu ve şu açıklamayı yaptı. AİHM'e başvurmak güven veren bir hak olsa da vatandaşı olduğunuz devletin özgürlüğünüze değer vermediğini beyan etmiş olmak insanın ağrına gidiyor. Gözler AİHM'den gelecek yanıta çevrilmişken 18 Temmuz 2018'de ülkedeki OHAL dönemi sona erdi. OHAL'in kalkması bir de AİHM başvurusunun ardından duruşmasız tutuklama daha fazla uzatılamazdı. 3 Ağustos günü mahkeme toplandı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ancak bir sorun vardı. Bu duruşmadan ne Kavala'nın ne de onun avukatlarının haberi yoktu. Savunma olmadan da duruşma olamayacağına göre mahkeme barodan bir avukat istemiş ve duruşma yapılıvermişti. Bu duruma itirazlar tabii ki de işe yaramadı. Kavala 11 gün sonra yazdığı bir yazıda hala adaletin yüzünü görememekten şikayet ediyordu. Zira 9 aydır hapisteydi ama daha savcı yüzü görmemişti ve ortada hala bir iddianame yoktu. Tutuklanmasının birinci yılı için yaptığı açıklamada benim durumumun bu sakat tutuklama rejiminin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve yargısına verdiği zararın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacağını ümit ediyorum diyordu. Bu ümit 13 gün sonra suya düştü. İkinci dalga gözaltılar ve aramalar yapıldı. Bunun üstüne Açık Toplum Vakfı Türkiye'deki faaliyetlerine son verdi. Bu bir zamanlar Açık Toplum'la beraber çalışan iktidar için bir kazanımdı. Uluslararası arenadaysa Kavala konusunda sorulara maruz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gidiyorum Merkel ve Steinmeier olsun bana Kavala'yı soruyor. Kendilerine anlattım. Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz? Hukukunuz nereden geliyor diye sordum açıklamasını yaptı. Erdoğan duruşunda bir milim bile değişikliğe gitmemişti. Ama bu iddianamesiz durum daha fazla uzatılamazdı ve nihayet 19 Şubat 2019'da iddianame açıklandı. 16 ayda hazırlanan 657 sayfalık iddianame ekleriyle birlikte 8000 sayfayı aşıyordu. Başta Kavala olmak üzere 16 kişi için müebbet isteniyordu. Suçlamalar ise türlü türlüydü. Ama en önemlisi hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engelle teşebbüs etmeydi. Sayfaları karıştırdıkça işin rengi de çıkmaya başladı. Bir kere Gezi daha önce yargılanmış, Taksim Dayanışması üyeleri ve çarşı grubu beraat etmişti. O dönemki iddianameyi hazırlayan ise meşhur Fethullahçı savcı Muammer Akkaş'tı. Yani 17-25 Aralık operasyonlarını yapan ve Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı tutuklamaya çalışan savcı ve Akkaş firariydi. Bu iddianamede iktidarın terörist dediği birinin topladığı bilgi ve belgelerin yeniden kıymetlendirilmesiyle hazırlanmıştı. İddialar arasında Açık Toplum'un sponsoru George Soros'la bağlantılı Otpor grubunun lideri Ivan Maroviç ile Kavala arasında bağ kuruluyordu. Maroviç'in Mısır'da bulunduğu dönemde Kavala'nın da yurt dışında olması, Gezi'nin burada organize edildiğine dair kanaat edilmesiyle sonuçlanıyordu. Hem de hiçbir belge, bilgi veya fotoğraf olmadan. Elle tutulur tek kanıt ise Kavala'nın yaptığı bazı konuşmalarda Gezi Parkı için gaz maskesi alınmasına destek vereceğini söylemesi, Poaç'a iskemle masa alınması gerektiği yönündeki konuşmalarıydı. Yani 16 ayda hazırlanan dev iddianame
fare doğurdu. 22 Mayıs 2019'da Anayasa Mahkemesi Kavala ile ilgili oy çokluğuyla ihlal yok kararı verdi. Oysa mahkeme raportörü hak ihlali yönünde görüş bildirmişti. Ve nihayet mahkeme ilk duruşma için 24 Haziran'da toplandı. Kavala suçlamalar son derece haysiyet kırıcı dedi ve beraatini istedi. 3 hakimden biri ev hapsine onay verirken diğer 2 hakim tutukluluğun devamına hükmetti. Aynı gün Erdoğan'ın konuşmasında Gezi yine hedefteydi. Gezi olaylarında sokakları karıştırarak birliğimize ve beraberliğimize göz diktiklerinde milletimizle birlikte bu oyunu bozdu. 18 Temmuz'da yapılan duruşmada mahkeme başkanı yine serbest bırakılmasını isterken iki üye karşı oy kullandı. Bu başkan çok oluyordu ki ayın 29'unda Hakimler Savcılar Kurulu başkana davadan el çektirdi. Bunun ardından artık herkesin gözü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeydi. 10 Aralık'ta AİHM Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına hükmetti. Üstüne Kavala'nın tutukluluğunun doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hedef alan açıklamalarıyla bağlantılı olduğunu da söylüyordu. Ve Türkiye'ye seni gördüm diyor, bunu hak savunucularını susturmak için yaptım diyordu. Bu zehir zemberek karar sonrası iktidarın ne yapacağı bekleniyordu. Zira AİHM kararını uygulamamak ileride büyük sorunlara neden olabilirdi. Bir sonraki duruşmaya 14 gün vardı. 24 Aralık'ta mahkeme heyeti AİHM kararının kendilerine ulaşmadığını söyledi. 2 gün sonra kararın duruşma öncesinde Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye gönderildiği ortaya çıktı. Hatta mahkeme duruşmadan yarım saat önce kararı açmıştı. İktidar benim mahkemelerim AİHM'den büyük diyordu. İşin tadı iyice kaçmıştı. 28 Ocak 2020'deki duruşmada avukatlar reddi hakim talebinde bulundu ve salonu terk ettiler. Reddi hakim talebi reddedilirken Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Resim şuydu. Artık Türkiye'de bu dava yürüyemiyordu. İktidar köşeye sıkışmıştı ve AİHM kararını daha fazla görmezden gelemiyordu. 6 Şubat'ta savcı mütalaasını açıkladı ve Kavala'nın müebbet hapis cezası almasını istedi. 18 Şubat'taki duruşmada Kavala mahkemenizi olaylara ve olgulara tarafsız bir gözlemci gibi bakmaya davet ediyorum dedi. Mahkeme bu daveti kabul etti ve kararını açıklayıverdi. Tüm sanıklar için yeter delil bulunamadığından beraatlerine. Bu karar hiç beklenmiyordu. Salondakiler anlamsızca birbirine baka kalmışlardı. Kavala hücresine götürüldü ve çıkış işlemleri için hazırlıklar başladı. Hazırlık sadece Silivri'de değil, savcılıkta da yapılıyordu. Yek vücut fikri takibe başladı. Kavala'nın kirli sicilini hatırlatıyoruz diye tweet attı. Hücresindeki televizyonunu başka bir hükümlüye, buzdolabını başka bir tutukluya verdi. Eşyalarını topladı ve cezaevi arabasına bindi. O arabadayken Yek vücuttan bir tweet daha geldi. Gezi hatırlatıp unutma diyordu. Kavala cezaevi önünde onu bekleyenlere doğru götürülürken araba durdu. Bir süre sonra biri gelip hakkında yeni bir gözaltı kararı olduğunu söyledi ve onu emniyet müdürlüğüne götürdüler. Bir tweet daha geldi. Adliyeye sevk edildi. Kavala savcıyı yine göremedi. Mütalaasını yazmış ve çıkmıştı. Tweet zincirine bir ek daha geldi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim Kavala'ya hiçbir şey sormamıştı. Zincire bir tweet daha eklendi. Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Onu adliyeden alıp Silivri'deki koğuşuna götürdüler, kapıyı kapattılar. Ertesi gün yeni televizyonunu aldığında Cumhurbaşkanı'nın şu sözlerini dinledi. Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Bizim ve milletimizin gözünde Gezi'ni ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir. Ardından beraat sonrası yeni bir soruşturmayla tutuklanması için şu yorumunu duydu. Saygı duymalarım lazım. Sonraki günde yeni buzdolabını yerleştirirken televizyonda bir haber daha vardı. Hakimler ve Savcılar Kurulu beraatçı hakimlere, beraat kararı veren hakimlere soruşturma başlattı. İnceleme ve soruşturma başlattı. İktidar Kavala'yı bırakmıyordu. Bir davadan 2 yıl 4 ay hapiste kalmıştı ve şimdi sırada 15 Temmuz vardı. Peki bu inadın nedeni ne derseniz? Ya iktidarın bildiği ama açıklayamadığı bir şeyler var ya da hukuka ne kadar zarar verdiklerinin farkında değiller. Türkiye'de bu tür belgesellere sponsor bulmak hiç kolay değil. İçeriğin kalitesinin artmasını ve yayınların sıklaşması için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Patreon üzerinden destek verebilirsiniz. Linki hemen aşağıda. Kuralları biliyorsunuz. Beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.